Merhaba, iyi günler. Türkiye'nin gündeminde bir süredir Hüdapar var. Hüdapar'ın anayasanın dördüncü maddesi hakkında söyledikleri var. Hüdapar hakkında çok şey söyleniliyor ama bu bilgilerin büyük bir kısmı yanlış olabiliyor. İşte bunu bölgede, özellikle Güneydoğu'da Hüdapar'ı yıllardır yakından izleyen, bu hareketi yakından izleyen bir tarafsız bir isimle konuşmak istiyorum. Sıtkı Zilan aslen avukat ama bölgedeki siyaseti çok yakından takip eden, özellikle de İslami hareketleri bayağı yakından bilen bir isim. Sıtkı Bey, merhaba. Merhaba efendim. Şimdi Hüdapar gerçeği var. Bir süredir bir cümlesiyle Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun anayasanın ilk üç maddesi tamam ama değiştirilemez maddesi olan dördüncü madde değiştirilmeli dedi ve gündemi bayağı bir salladı. En sonunda bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir sorunumuz yok Cumhur İttifakı olarak diyerek nokta koymuş gibi gözüküyor. Ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Hüdapar adına böyle bir çıkış yapması sizi şaşırttı mı? Yani kanaatimce demek istediği şu: anayasada değiştirilemez maddelerin olmaması lazım. Yani dördüncü madde onu söylüyor. İlk üç madde vurguladığı konular, tartışma konusu yapmamız. Şimdi bu madde bütün olarak tüm kelimeleri, tüm cümleleri dokunulmaz kıldığı için sorun orada. Yoksa Zekeriya Bey de izah etti. Yani Türkiye'de şu anda anket yapılsa %90 cumhuriyetçidir. Malumunuz o zaman Kemalist rejime muhalif olan Said Kürdi Hazretleri de cumhuriyetçidir. Mehmet Akif de cumhuriyetçidir. Yani o dönemde İslamcıların ekseriyeti cumhuriyetçidir. Yani saltanatçı değildir. Burada vurgulanan farklı şeyler. Yani Türkçe dışında özellikle Kürtçe'ye cevaz verilmemiş olması, Atatürk milliyetçiliğine muğlak olan bir şey eğer vurgu yapılması, yani Atatürk milliyetçiliği nedir? Şimdi bunu tartışınca onlarca yorum ortaya çıkar. Bence Zekeriya Bey'in kastettiği bu yani. Peki şunu Rötuş sormak yapabilir. istiyorum. Şimdi Hüdapar'ı siz yakından biliyorsunuz. Ben de kendim bir gazeteci olarak biliyorum. Ortada şöyle bir sorun yok mu? En son Ahlat'taki fotoğrafı gördük. Devlet Bahçeli ile el ele Zekeriya Yapıcıoğlu. Şimdi bu iki uç gibi değil, uç değil mi bu ikisi? Değil mi? Mevzu şu bence. Yani organ nakli bazen sağlıklı oluyor, bazen olmuyor. Olmayınca malumunuz olumsuz neticeler oluyor. Bence MHP ile Hüdapar'ın bir araya Erdoğan'ın, AK Parti'nin veya bu devletin bilmediğimiz perde arkasındaki güçlerin bir araya getirmesi zoraki bir durum. Fazla yürümeyeceği kanaatindeyim. Yani ki siyaset açısından az bir süre, yani 2 yıllık bir süreç. Şimdi MHP'nin geçmişini biliyorsunuz. Yani komünizm ve Kürtlük aleyhinde konumlama var. Ya komünizm malumunuz gitti, Sovyetler Birliği dağılacak. Kürtlük Türkiye için, Orta Doğu için güncel bir konu. Hüdapar da bir Kürdi parti. Yani beden olarak, fizik olarak Kürt, ideolojik olarak İslamcı olması farklı bir konu. Aynı şey DEM için de geçerli. Yani şu anda Türkiye'de 10'a yakın Kürdi veyahut Kürtlerin ekseriyetinin örgütlediği veyahut desteklediği, oy verdiği partiler var. Onlar ideolojik olarak kendi farklı tanımlasa da nihayette Kürtlerden oy alan, teşkilatların %90'ı Kürtlerden oluşan partilerdir. DEM'dir, Hüdapar'dır ve diğerleri. Yalnız Hüdapar şu anda DEM'den sonra en fazla oyu aldığı için bölgede, AKP'yi çıkarırsak, oradan anlamlı bir yere oturuyor. Peki MHP ile ittifak yapıyor olması siz uzun sürmeyecek diyorsunuz ama şu anda en azından ittifak Evet. halindeler. En son fotoğraf bu. Bölgede nasıl karşılanıyor Hüdapar tabanında
bir rahatsızlık falan yaratmadı mı? Çünkü ben yıllar önce hatırlıyorum, Refah Partisi Milliyetçi Çalışma Partisi ile seçim ittifakı yapmaya kalktığında, ki yaptı, Diyarbakır'dan vesaire istifalar olmuştu. Ki Refah Partisi söz konusuydu. Şimdi Hüdapar çok daha net bir şekilde, Kürt meselesindeki tavrı çok daha net, programında olan bir parti. Bu bir rahatsızlık yaratmadı mı? O süreci ben de hatırlıyorum. Alimimiz Altan Tanrı ve diğerleri partiden ayrıldığı o süreçte siz de takip etmişsiniz. Psikolojik olarak rahatsızdırlar. Yani taban %90 oranda rahatsız. Ama nihayetinde ideolojik yönü ağır basan bir partiden, hatta bir cemaat partisinden bahsediyoruz. Haliyle bunu bir şekilde tabanını kabul ettirebiliyor. Yani o da nedir? İki defa benim de içinde olduğum heyetlerin Hüdapar ile dem geleni, yani HDP ve öncesi HDP, malumunuz Hüdapar, HDP ikisi de 2012 yılında kuruldu. Yani aynı yıl içinde kuruldular. Bunların seçim ittifakı yapması için, yani birleşmeleri değil, seçim ittifakı yapmaları için iki defa ciddi çabamız oldu. 14 yılında, bir de 18 yılında. Haliyle başarısız oldu bu girişimler. Bunlar girişimler başarısız olunca Hüdapar'da siyasetin tatmin için değil, temsil için yapıldığını her zaman söylüyoruz. Haliyle temsil de ya belediye başkanlığıdır ya da milletvekilliği olarak Türkiye'deki tezahürü budur. Bence Hüdapar burada başarılı oldu ama ideolojik olarak tabii bir çizik yedi yani. MHP'den dolayı. Biz şimdi bakıyoruz, genel seçimlerde 4 milletvekilliği kazandı. Tabii bu AK Parti sayesinde kazandı. İttifakta olmasaydı barajı falan geçemeyecekti. İttifak sayesinde kazandı. Yerel seçimde kendi başına girdi ama tek bir belde kazanabildi bildiğim kadarıyla. Fakat burada en önemli husus Batman'da ikinci parti olması. Yani AK Parti'yi de geçmiş olması en çarpıcı husus. Bu sonuçlar size ne söylüyor? Yani şimdi mesela bakıyoruz, 4 milletvekiliyle çok şey yapıyoruz iddiasında Hüdaparlılar. Ama belediyelerde mesela bir güçleri yok. Zaten Kürt siyasetinde de sorun budur. Yani HDP ve şimdi demin ana muhalefetten, yani Kürdi bir ana muhalefetten yoksun olmaz. Hüdapar olur, başka bir parti olur. Yani Kürdistan Komünist Partisi olur, Kürdistan Sosyalist Partisi olur veyahut Demokrat Partisi olur. İkinci partinin, yani bölgede Kürt coğrafyasında ikinci partinin de Kürdi olması. Yani DEM'den sonraki partinin AKP, CHP değil de Hüdapar'da o yönden önem arz ediyordu. Maalesef işte değindiğiniz gibi Batman'da %16-10 oy oranıyla ikinci parti oldu. Bu anlamlı bir şey. Fakat burada herhalde adayın performansı, aile bağları, gerçekten de iyi bir kampanya yürüttü. Yani adaylar aynı zamanda milletvekilidir, Serkan Ramanlı. Belirtmiş olayım, benim ilçemde Hani'de Hüdapar %23 almıştı. AK Parti 32, DEM de 38 puan almıştı. Yani böyle denklemler de olabiliyor. Maalesef bu yetmiyor. Ana muhalefet olması lazım Hüdapar'ın ki yani kısaca Hüdapar rüzgarı esmiyor ama Hüdapar da Diyarbakır gibi yerlerde %5-5,5, Batman'da 16, bazı ilçelerde 20'nin üzerinde oy alarak kendinden bahsettiriyor. Yani ciddiye alınacak bir yapılanma. Peki Sıtkı Bey, ortada tabii hala bir muallakta olan bir mesele var. Hizbullah-Hüdapar ilişkisi. Kendileri bu konuda çok net, hatta bir takım haberlere falan erişim engeli falan çıkarttılar. Şu oldu, bu oldu. Ama biliyoruz ki ortada bir bağ var. Bunu siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani Hüdapar-Hizbullah ilişkisini nasıl Ben yorumluyorsunuz? demin de bahsettik. Şimdi Hüdapar'ın AKP, MHP ile ittifakı ben
ahlaki açıdan sorumlu MHP ile olması Kürtler, Kürt seçmen açısından. Fakat hukuken meşru bir ittifak. Aynı şeyi buraya da uygulamak istiyorum. 12 yılında kurulan Hüdapar'ın 2000 yıllarında varlığına neredeyse fiilen artık rastlamadığımız Hizbullah'ın yaptığı eylemlerden veyahut pratiğinden sorumlu tutulması, aynı şekilde demin PKK'den sorumlu tutulması, yani PKK'nın hesabının demden sorulması, Hizbullah'ın hesabının Hüdapar'dan sorulması hukuki değildir. Ama derseniz ki yani o pratikleri, o reddi miras etsinler, o konuda sizinle hemfikir olurum. Yani bence Hüdapar Hizbullah mirasına sahip çıkamaz, çıkmamalı. Aynı şekilde DEM de PKK'ya sahip çıkmamalı. Çünkü farklı olaylar, farklı düzlemler. Ama o tabanın bazı çakışmasından dolayı, ki ben %5 dolayında olduğunu düşünüyorum. Yani böyle %100 tüm DEM'liler PKK sempatizanı, tüm Hüdaparlılar Hizbullah sempatizanı, böyle bir şey de yok yani. Fakat gene de bir yakasını bırakmıyor. Tabii çünkü ortada çok yaşanmışlıklar var, işlenmiş cinayetler var. Bir de tabii şöyle de bir husus var açıkçası. Şimdi DEM Parti ile ilişkisinde bunu, geçmişi söylüyorsunuz ama devletle ilişkisinde de mesela Gaffar Okkan suikasti başlı başına çok önemli bir olay, öyle değil mi? Şimdi Gaffar Okkan olayı iyi ki açtınız. Yani ben bir sanığın avukatıydım. Beraat etti Gaffar Okan olayından. Başka olaylardan ceza aldı. Özellikle ben şey, somut hiçbir şey bulamadım. Bunun JİTEP'in yaptığı söyleniyor. Başka devlet içindeki şeyler. Hatta Hizbullah da karışmış olabilir. Yani bir koalisyon da yapmış olabilir. Emin değilim, bilmiyorum. Yani bir somut bir şey ben şahsen bulamadım. Yani Diyarbakır'da olmama rağmen, dosyadaki bir sanığın avukatı olmama rağmen, Gaffar Okan Allah rahmet eylesin, yani beraat etti benim vekilim. Suçlanıyordu ciddi şekilde. Hatta kollukta işkence sunuldu. Kabulü de vardı ama Yargıtay denetiminden de geçti dosyası. Başka işte PKK ile Hizbullah çatışmasından mütevellit bazı eylemlerden sorumlu tutuldu ama Gaffar Okan bir türlü yani hala tartışılıyor malumunuz. Ama benim bildiğim Hizbullah üstlenmişti. Yani şimdi pek kendi üstlendik de yapmadığı eylemler vardı. Malumunuzdur yani, onu açmayalım diye düşün. Zaman yok, açalım da yani zaman yok. Peki Hizbullah ne oldu? Şu anda bir faaliyeti yok ama varlığı sürüyor değil mi? Bence sürmüyordur. Yani eğer 6-7 Ekim olayları olmasaydı PKK bu fırsat, yani devamlı derneklerine saldırırlar, o hendek sürecinden önce saldırırlar, Kobani duyarlılığı biz her zaman yerinde görüyoruz. Ben aynı zamanda Suriye ve Rojava ile dayanışma komitesi üyesiydim. Biz HDP'ye yıllar, 25 yıldır HDP cenahıyla flört yapıyoruz, oyumuzu veriyoruz. Sayın Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman ona çalıştık, ona oy verdik. Buna rağmen tarafsız bir dil kullandığımız zaman Hüdaparlıymışız, taraftarıymışız gibi o cenahtan alt düzeyde, tabi üst düzey biliyor da bir şeyler oluyor. Hüdapar'ı bence 12 yılında kurulduktan sonra Hizbullah herhangi bir eylemi zaten olmadığı için fiilen bence şeyi devretti. Yani artık bir nevi fiilen kendini feshettiğini düşünüyorum. Zaten onlar bazı bildirilerle, mesela yıl dönümlerinde kutlamalara, diyelim ki ayrı bir mevlid kandili falan yaptığı zaman malumunuz cemaat olarak kendilerine bahsediyorlar. Yani biz o örgüt mirasını, ismini sahiplenmiyor. Yani cemaat olarak. Demek ki artık şiddeti bırakmış, ya bize bir cemaat muamelesi yapın. Diyeceksiniz ki o yaşanmışlıklar, onu size katılıyorum. Bence biz onları tasvip etmiyoruz açıklamasıyla beraber. Biz herhangi silahlı bir örgüt değiliz. Ondan sonra kendimizi feshediyoruz veya cemaate dönüştük veya ne bileyim. Yani artık akıl vermek gibi olmasın başkasına. Yani fiili durum Hizbullah'ın faaliyete olmadığını gösteriyor. Benim okumam tabii. Evet, fiili durum da şu anda yok da, ama mesela şöyle de bir şey var ki
kendini, yani siz fiilen yok diyorsunuz ama kalkıp da biz artık Hizbullah olarak yokuz diye bir açıklama yok. Ben en son Mayıs 2013'te çözüm süreci sürerken o sıralarda Edip Gümüş'le yazılı bir röportaj yapmıştım, hatırlarsınız belki. Soru yollamıştım, o da bana cevaplar vermişti ve Hizbullah'ın lideri olarak konuşmuştu. Bilmeyenler için söyleyelim, o Beykoz'daki çatışmada sağ kurtulan iki kişiden birisiydi. Hüseyin Velioğlu'nun öldüğü, uzun bir süre hapis yattıktan sonra tahliye oldu ve daha sonra da belli bir süre sonra Hizbullah'ın lideri olarak çıktı. 2013'te mesela Hizbullah adına konuşuyordu. Başka zamanlarda da konuşmuş olabilir. Bu benim yaptığım röportaj. Ama diyorsunuz ki fiilen yok. Ama kendini böyle bir deklarasyonu da yok. Biz artık yokuz diye bir deklarasyonu da yok. Öyle değil mi? Sorun bu zaten. Yani sorun oradan kaynaklanıyor. Yani biz faaliyette toplantılar yapan, eğitim çalışmalarına devam eden bir Hizbullah görmüyoruz. Haliyle yani bir şeyin varlığı kampları olur, eğitim kampları olur, okulları olur, sohbetleri olur. Hiçbirini görmüyoruz. Yani Hizbullah'ın mesela son 5 yıl içerisinde yaptığı toplantıları bilen var mı? Katılan var mı? Kongre yaptı mı? Yok, hiçbiri yok. Son 10 yılda bir şey gözükmüyor yani. Haliyle STK'lar, medreseler, müdafaalar bu ihtiyacı fazlasıyla, eğer bir cemaatse karşılıyor, zaten şeye gerek yok. İllegalite, şiddetle. Onlar tahmini bir şey olduğunu söylüyor. Peki bize saldırdı, biz de şunu yaptık. Ama benim okumam devlet PKK ve Hizbullah'ı çatıştırarak Kürtlere zarar verdi. Yani amacı Kürtlere zarar vermek ve onda da devlet başarılı oldu. Süreci benden iyi biliyorsunuz. Toparlayacak olursak, siz dediniz ki Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'ndaki varlığını çok süreceğini düşünmüyorum. Ya da en azından MHP ile ittifakını çok süreceğini düşünmüyorum dediniz. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanı'nın çok kesin bir açıklaması var. Dördüncü madde tartışması gündemimizde yok dedi. Böyle bir meseleden bir kopuş yaşanır mı? Yoksa Hüdapar, evet Cumhurbaşkanı böyle söylüyor ama biz de bu görüşümüzde ısrarlıyız deyip yine ittifak içerisinde kalmaya devam eder mi? Yoksa bu dördüncü madde tartışması sizin beklediğiniz kopuşun tetikleyicisi olur mu? Yok, bu maddeden dolayı kopuş olmaz. Hüdapar görevini yaptığını söyleyecek. Yani ben itiraz ettim, benim görüşüm budur. Ben bu anayasayı tasvip etmiyorum. İdealize ettiği bir anayasa varsa onu tabanına şey yapar, sunar. AKP'de asıl tartışması gereken AKP'dir. AKP acaba tabanı eski İslamcılar, tarikatlar, İslami kesim dediğimiz ve demokrat kesim AKP'yi iktidara taşıdı. Hatta sol, yani Kemalist olmayan sol onu iktidara taşıdı. Şu andaki durumu biraz farklı söylemek. Yani şu anda ne dersem benim. Milliyetçilik diyor benden sorulur. Kemalizm benden sorulur. Yerlilik benden sorulur. Avrasyacılık benden sorulur. Ne dersen ben uyum diyor AK Parti. Yani asıl sorun AKP yaşıyor bence. Yani Hüdapar der ki ben gücüm buydu. Ben karşı çıktım. Bu anayasayı tasvip etmiyorum. Bizim önerimiz bunlardı. Kabul görmedi diye propaganda yapacak. Ama AKP ne yapacak onu bilmiyorum. Kendi iktidarını yeniden dizayn etmek için, iktidarda kalmak için mi yeni anayasa değiştiriyor? Yoksa Türkiye'nin ihtiyacı olan, yıllardır konuşulan taslakları da hatta hazırlandı. Yani çekmecelerde anayasa taslakları da var. AKP'nin var, CHP'nin var, uzlaştıkları maddeler var malumuz süreçte. 63 maddede anlaştılar. CHP evet dediği zaman AKP yok diyor bazı konulara. AKP evet dediği zaman CHP yok diyor. Böyle bir Türkiye'nin de şanssızlığı var ya. CHP daha önce önerdiği bazı şeylerden vazgeçebiliyor. AKP daha önce önerdiği bazı şeyleri maalesef vazgeçebiliyor. Evet Sıtkı Bey, çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Dışarıdan ama yakından takip eden birisi olarak Hüdapar'ı sizle beraber yorumladık. Çok teşekkürler.
Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum programımızın. Sağ olun. Evet, Sıtkı Zilan'la konuştuk. Hüdapar'ı, Hizbullah'ı ve Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'ndaki geleceğini. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.